Buyurun. Kent girişleri kentin kimliğini ortaya koyar. Manisa'mızda Batı Kışla ve Doğu Kışla iki ayrı askeriye var kentin iki girişinde. Buraların bürokraside ve siyasette tam karşılığı nedir ya da hukuki süreci nedir bilmiyorum ama askeriyelerden alınarak şehrin kullanımına açılması çok önemli. İki tane mahalle var oralarda. Biliyorsunuz İzmir girişinde insanlar yol kenarında piknik yapmak zorunda kalıyor. Mesire alanları ve sosyal tesisler yeteri kadar olmadığı için. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra da birçok kentte askeriyeler şehir dışlarına taşındı. Manisa'mızda da bu yapılabilir diyorum. Herkes aynı noktada birleşirse. Tabii bu buralar açıldıktan sonra da üniversitemizin olmayan bölümleri buralara getirilerek üniversiteyle de şehir bir bütün haline gelebilir, birleşebilir. İşte örnek veriyorum Batı Kışla'ya Güzel Sanatlar Fakültesi, Doğu Kışla'ya da bir Ziraat Fakültesi kurulabilir mevcut binalara. Sosyal alanlar, mesire yerleri çok da güzel bir ortam olur. İki tane mahalle, yeni bir mahalle çıkar insanların rahat nefes alacağı. Diğer bir konu da biliyorsunuz Isparta'da tarım turizmi başladı, lavanta bahçeleri yaparak. Bizim Manisa'mızın simgesi olan Manisa Lalemiz var. Biz de Manisa'da birçok kullanılmayan devlet arazisi var. Buralarda çiftçiyi teşvik ederek Manisa Lalesi yetiştirerek buraları turizme açabilir. Hem de şehrin gelirine katkı sunabilir ve reklamını yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu sadece Manisa için değil, Türkiye için de hatta Avrupa'ya pazarlanmasında bile çok önemli bir yer edinilebilir. Biz Şehzadeler şehriyiz. Kadim bir şehir Manisa. Ama maalesef Manisa'mızda Osmanlı mutfağı yok. Dışarıdan bir misafirimiz geldiğinde onu götürebileceğimiz tarihi yansıtan yerler çok az. Biz Ankara'ya gittiğimizde Ankara'da bizi bir tarihi bir lokantaya götürdüklerinde elinin körü diye bir yemek yedik. Ben bunun tarihini araştırdığımda Manisa Sarayı'ndan çıkma bir yemekmiş bu. Orada bunun bütün patentini almışlar. Manisa'da Osmanlı mutfağı ile ilgili, gastronomi ile ilgili acil çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii Manisa üzümün başkenti. Üzümün başkentinde hala bir şıra markası olmaması çok üzücü. Bursa'ya gittiğimizde oranın ünlü yemeği İskender'i yerken oradaki lokantalar size şıra veriyor. Ama Manisa'da biz bu üzümün başkentinin getirdiği katkıyı sahada göremiyoruz. Bununla ilgili hem Osmanlı mutfağı üzerinde çalışıp hem buraya da şırayı ilave edebilirsek katma değeri bir ürünü Manisa tanıtımı açısından kazandırmış oluruz. Tarzan'a geçelim isterseniz. Böyle böyle olunca keseceğim sen nasıl Siz oldu. buyurun geçin. Evet, iklim değişikliği, çevre, doğa, kuraklık son dönemde inanılmaz derecede konuşuluyor. Dünyada 50 yıldan beri konuşulan bu olaylar ülkemizde Paris İklim Anlaşması'ndan sonra konuşulmaya başlandı. Üzerinde çalışılmaya, projeler üretilmeye başlandı. Tarzan bizim çok büyük bir kahramanımız. İlk çevreci, ilk doğa aktivisti. Dolayısıyla bütün dünya şu anda bu konuda yoğunlaşmış, bu konu üzerinde projeler üretirken biz de Tarzan üzerinden şehir olarak birçok proje üretebiliriz diye düşünüyorum. Geçen sene yaşanan orman yangınları, keza bu sene yine yaz başında daha yeni Gördeş'te, yine İzmir'in birçok yerinde, Ege bölgesinde her yerde yangın var. Bu da tabii Tarzan'ın zamanında diktiği ağaçların yaptığı işlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Tarzan'ı gelecek nesillere aktarmak lazım, onu yaşatmak lazım. Onun yaptıklarını, öğretilerini iyi öğrenmek ve anlamak lazım. Bunlarla ilgili de farkındalık çalışmaları yapıp projeler üretmek lazım. Konuşmamın başında da söylediğim gibi Manisa siyaseti, Manisa bürokrasi taraf gözetmeksizin bir araya gelip Manisa'mızın bu sorunları ile ilgili bir masa etrafında ortak bir düşünceye sahip olabilirse inanıyorum ki bunların hepsi çözüme kavuşur ve hepsinin halkta karşılık bulacağını düşünüyorum. Buradan bütün bürokrasiye ve siyasilere, bütün STK'lara, bütün kamu kurumlarına da aslında bir kent konseyi olarak çağrı yapmış oluyoruz.